Girme öne mazlum, girme. Sonra yapsak mı? Kanteri çıkıyor. Vallahi bir daha mı? Bir yere çıkacağım sonra. Buralardayım. Bugün buradayım. Sonra. Buralardayım. Yani evet, evet. Mehmet abi yeter onun tarafa dönmesin. Olur olur. Yok yok dönmez ya. Tamam. Tamam abi gel. Orada çok şey ya. Yapacak, hazır mısın? Derinlik yapabilirdin aslında. Sen böyle bir şöyle olsa daha iyi. Şöyle şöyle. Evet. Tamam sak. Merhaba. Kadir tam. Size istedik. Cihangir'de görüyoruz. Evet, dostlarımız sonra var burada. Yani 25 yıldır Cihangir'in neredeyse başlangıcından bu yana hikayesini son 25 yılında 30 yılında biz de tanıyız. Zaman zaman yolumuz düşüyor. Sevgili Deniz'in 21'de dün dostlarımızla bir daveti vardı. Mustafa abi, Deniz'di, Şansal abi, bir aradaydık Selçuk Yöntem. Hasret giderdik. Hasret giderdik. Bugün de 21'de Deniz'le yeniden bir kahvaltı sonrası bir buluşma yaptık. Bu da çok buralarda olmuyor. Ben son bir yıldır ilk defa gelmişim. Bisikleti de bir yere bırakmıştım. Akşam dönüşte. Bugün aldım. Yine vapur mapur bisikletle döneceğiz karşıya. Biz de sizi bisikletle sanıyorum. Ben kendim için konuyu ilk kez gördüm açıkçası. Bisiklet hayatınızda yıldır. Var sanıyorum bisiklet kullanıyorum. 3 yıldır. 3 bisiklet. Bir elektrikli onu çok kullanmıyorum. Yürüyüşte karışık kullanıyorum. Ulaşım maksatlı kullanıyorum. Günlük kıyafetlerle kullanıyorum. Size şöyle söyleyeyim. Bu başlı başına bir başlık aslında. İstanbul'un tabii şehir olarak bisiklet türü ulaşıma daha çok alan açması lazım. Bizim Büyükşehir Belediyesi de dahil, ilçe belediyeleri de dahil. Özetleyeyim, 3 yıldır fiziksel, psikolojik bir sürü süreçlerin bende yürüyüşle karışık bisikletin katkısını anlatamam. Faydasını gördünüz. Hani yaşadığımız ülkenin iklimi, gerginliği, kutuplaşma, özel hayatlarımızdaki denilen başka bir şey, meslekteki iyi kötü hepimizin yani bireysel değil toplumun oraları rehabilite etmesi bu kadar maliyetsiz, bu kadar insanın bedenine ve psikolojisine katkı sağlayan bir başka şey hadi ince bulunmaz. Bu normalde spor yapmak gibi bir şey değildir. Resim akıyor sürekli, mekan değiştiriyorsun, çevreye saygılı ve büyük kasların çalışıyor, yaşınla ilişkinde kondisyonun artıyor. 3 yılın 42 bin kilometreyim ben 2 bisikletin toplamında 3 yılda. Çok güzel, gerçekten harika bir rakam. 42 bin küsur. Harika. Peki İstanbul için arabayı bıraktınız mı tamamen? Araba yani garajda, arada bir aküsü bitiyor, vurduruyor. Yani tabii tabii. Setmet zamanları pandeminin sonrasında bir çalışma oldu bende. Pandemide de Golf'la bir iki iş yapmıştık. Sete bisikletle gittiğim oldu ya. Yani. Peki zor olmuyor mu efendim İstanbul'da? Özellikle hani hiç motorları İstanbul, çok... İstanbul? Yok. Bisiklete toplu taşıma alan açıyor. Kalabalık saatler hariç. Vapur. Ya biz... Binebiliyorsunuz o fırına. Biz yani şekilde. Karadeniz Marmara arasında Boğaz hattıyla inanılmaz bir deniz ulaşımı var. İçeriye çepere, kentin çeperine gidişte trolöbüsler ve otobüsler servis açıyor. Peki efendim yokuşlarda zorlanmıyor musunuz? Yürüyorsun. İniyorsun gibi yürüyorsun. Ben bisikleti tight şey değil, ulaşım maksatlı kullanıyorum. Batı'da olduğu gibi bir 3 yıldır çocukluğumuzla buluşuyoruz ve hayatında yeniden iki teker çocuklu bu kadar mutlu olabileceğin şey sayısı 2'dir, 3'tür, 4 tartışılır. Peki hiç bir kaza riski geçirdiniz mi efendim? Yok. Geçemedik. Dikkatli oluyoruz tabii yani. Ana yollarda olmuyoruz, kaldırımlarda oluyoruz, riskli yerlerde yürüyoruz filan. Tavsiye ederim. Peki efendim onun harici neler yapıyorsunuz? Yani yaşamınızın bir... Atölyedeyim ben. Benim evet. 30 yıldır sıcak saatleri tanzim ettiğimiz, hazırladığımız yıldan beri ben meselenin sadece aktör olarak önünde değilim. Aynı zamanda bir de bir mutfak durumum var. Yani bir tüzel kişiliğim var. Nöbetini tuttum. Orada malzemelerimiz var işte. Kameralar, ışıklar, montajlar, kalırlar, ses prosesleri, ses yani. Kayıt üniteleri filan. Dolayısıyla orada içerik üretir misin? Yani aktörlükle eşitlenmediğin zamanında bizim alanda biricik değil benim için. O kıymetli, evet severek yaptık, yapıyoruz, evet yapacağız, evet. Ama o şemsiyenin içinde başka görevler de var. Hikayelerle ilişki kurmak gibi, yazmak gibi, yönetmek gibi filan. Peki efendim oğlunuzun var mı böyle bir düşüncesi oyunculuğu yapmak gibi? Can üniversiteyi bitirdi. Üniversitede bizim işin mutfağını okudu. Evet. Medya, iletişim.
ve sinema yapım yönetimiydi. Mutfağını okudu. Şahika'nın stüdyosunda 3 yıldır oyunculuk tiyatro için eğitim aldı. Üniversiteyle beraber. Bir müzikal yaptılar. Çok güzel. Onun galasına gittik. Can müzik de yapıyor 20 yıldır. Piyanoda fena değil. Can artık kendi yolunu kuruyor. Peki efendim, siz tavsiyelerde bulunuyor musunuz kendisine? Evet. Soruyor musunuz? Çok çok meraklı mı kendisi? Meraklı. Can hep biz baba oğlu ilişkimizi hep şey baba oğlu ilişkisinin dışında hayatı algılama, anlama, geleceği, ülke, toplumsal atmosfer filan, onun üstüne çok sohbetlerimiz var. Can da iyi okumaları olan bir çocuktur. Yani ben onun yanında biraz daha çocuk kalırım, o benden daha olgun. Şunu da soralım isterseniz son olarak. Üstünüz seçimlerde aday oldunuz. Ancak belki istediğiniz gibi neticelenmedi. Ben siyaset, hayır. Orada bu var. Tabii 30 yıldır yaşadığımız bölge. O dostlarım ne isterim ki? Yani bir kırgınlık çizgi. Hayır, hayır. Bizim öyle bir yatay geçiş niyetimiz yok. Biz sadece ülkede alternatif seslerin, alternatif muhalefetin artmasından yanayız. Bir sürü başlıkta. Hak ve özgürlükler, sosyal devlet, çevreye saygı gibi. Orada ana akım partilerin dışında bu ülkeyle sevdası ve aidiyeti üzerinden ilişki kuran kadrolara destek vermek. O mesele o, çünkü biz de öyle düşünüyoruz. Yani onların o duyarlılığı ve dürüstlüğü bizim için çok kıymetli. Bu ülke en büyük sınavını dürüstlük üzerinden verecek. İnovasyon, know-how, gelişme, çocuklarını eğitme, gelecek kuşakları iyi hazırlama elbette, ama bütün bunların bağlı olduğu tek kriter var, dürüstlük. Efendim, şey için söylüyorum, toplumsal iklim için söylüyorum. Son zamanlarda kadın tacizleri falan bir hayli çoğaldı. Çocuğa alan şiddet. O konuda kanaatlerimiz çok net tabii. Bu görünür oldu bir, ama arttı travmalar. Yani o konuda pozitif ayrımcılıktan yanayız, bir. İstanbul Sözleşmesi'nden yanayız, iki. Kadının beyanıyla ilgili dert yaşayan erkekler çıkabilir, bunlar münferittir. Onu baz alıp o sözleşmeye muhalif olmak doğru değil. Burada imzalandı o sözleşme. Yani bu şehirde imzalandı. Evet. Ve bu şiddetin taciz, tecavüz de dahil, işte aile içi ilişkiler yaşıyoruz. Görüyoruz. Evet. Nerin olayı? Hala aydınlatılamıyor efendim. Yani olacak şeymiş. Yani bu, buralara sahip çıkmak sadece kadınlarımızın ve kadınların değil, erkeklerin de biricik görevi. Çünkü onların namusuna emanet bu iş. Peki efendim, bundan sonraki olan süreçte sizi tekrar aday olarak görebilir miyiz? Yok yok, ben siyasete o dönem, sadece anladım. o dönemin ihtiyacıydı. O dönem için yaptım. Ben çünkü bizim alanda, atölyede de, aktörlüğümde de yapmak istediğim, yapacağım işler var. Peki efendim, tekrar yani, size ihtiyaç duysalar gider misiniz? Hayır. İhtiyaç bizle başlayıp bizle bitmez. İhtiyacı karşılayacak nice kadrolar var. Benimki daha çok simgesel bir tavırdı. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.